Sevgili dostlar merhaba. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Önce haber başlıkları. Tümgeneral Cem Gürdeniz. Bu gücü beklemiyorlardı, Türkiye küresel güçleri şaşırtıyor. Doğu Akdeniz'de planları altüst eden gelişme. Türkiye'den yeni Oruç Reis kararı. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz test amaçlı yakıldı. 4 ülke Türkiye'ye karşı birleşti. Stoltenberg ve Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması. Libya ordusu Hafter'in ateşkesi bozduğunu duyurdu. Rusya, Çar bombasına ait görüntüleri yayınladı. Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü. Emekli Tümgeneral Cem Gürdeniz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklarını korumaktaki ısrarıyla küresel güçleri şaşırttığını söyledi. Türkiye'nin denizde bu kadar güçlü olacağını ve savunma sanayiinde karşı çıkacak güce erişebileceğini beklemiyorlardı. Bu nedenle şimdi Batı'nın kafası karışık, dedi. Cem Gürdeniz, Türkiye'nin üzerine Türkiye'yi Anadolu'ya iten, sıkıştıran bir serv haritasıyla gelindiğini belirterek, bu harita Ege'yi tamamen Yunan Denizi kabullenmesiyle Doğu Akdeniz'de bizi İskenderun Körfezi ve Antalya Körfezi'ne, batıda kara sularımıza hapsediyor. Bu haritaya Türkiye 2000'li yılların başından beri karşı çıkıyor, meydan okuyor. Bu bir kanser ve bu kanserin şu an hemen hemen en ciddi safhasına geldik. Değişmesi gereken tabii ki Yunanistan'ın tutumu. Türkiye'nin tutumu değil. Çünkü Türkiye, hakkı olan yani bir nevi misak-ı milli sınırımız diyeceğimiz denizdeki vatanımızı savunuyor. Türkiye'nin karaya sıkıştırılması, itilmesi söz konusu olamaz, dedi. Gürdeniz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri şöyle yorumladı. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede kendi politikalarını uygulatabilmek için Türkiye'nin hizaya sokulmasını istiyor. Çünkü Türkiye, Soğuk Savaş sonrası kendi politikalarına yöneldi ve bu politikalarından vazgeçmiyor. Bunun başında da tabii ki Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki çıkarları geliyor. Küresel devler, Türkiye'nin hem deniz gücü olmasını istemezler hem de enerjide söz sahibi bir dev olmasını istemezler. Türkiye'nin aleyhinde çıkan kanun tasarıları, kınamalar, ambargo tehditleri, silah yaptırımları gibi her şeye bu çerçeveden baktığımızda Türkiye'yi hegemonyanın istediği çizgiye zorlamak. Türkiye buna direniyor. Buna direnmek zorunda. Çünkü burada direnişi kırılırsa biz ikinci serv ile karşı karşıya kalırız. Eğer Amerika Birleşik Devletleri, Fransa gibi NATO ülkeleri Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı ateş kullanmasına yardım ederse o zaman NATO kendini sorgular. Çökme aşamasına gelir ve hiçbir ülke NATO'da kalmaz. NATO'nun sonunun gelmesi demek, kenar kuşağın güney kanadının çökmesi demektir. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin jeopolitik teorileri açısından kabusla eşdeğerdir. Türkiye savunma sanayisi ile Doğu Akdeniz'de de güçlenmiştir. Türkiye'nin denizde bu kadar güçlü olacağını ve savunma sanayinde karşı çıkacak güce erişebileceğini beklemiyorlardı. Bu nedenle şimdi Batı'nın da kafası karışmış durumda. Libya'da, Gazi Magosa'da Türkiye üs kuruyor. Bunlar Batı'nın Türkiye dizaynının çok dışında şeyler. Bunlara alışmaları da tabii ki vakit alacak. Masaya oturduğunda tabii ki her ülke güçlü oturmak ister. Türkiye de ona çalışıyor, dedi. Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de görev süresi ilan edilen Navtex'e göre bugün sona eriyor. Ancak çözüm arayışlarını sabote eden Yunanistan'ın tavrı karşısında Oruç Reis için yeni bir Navtex yayımlandı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 Eylül'e kadar çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Öte yandan sabah da 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi için Navtex ilan edilmişti. Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılış görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez, Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı, tebrikler arkadaşlar, diyerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedildiğini belirterek "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" ifadelerini kullanmıştı. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ediyor. NATO lideri Stoltenberg ile Alman Şansölye Merkel Doğu Akdeniz ile ilgili açıklama yaptı. Öte yandan Doğu Akdeniz'de Fransa, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tatbikat gerçekleştiriyor.
Tatbikat, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini koruma faaliyetlerine bir gözdağı olarak yapılıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerginlikten herkesin endişe duyduğunu belirtti. Almanya'nın tansiyonu düşürme çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Stoltenberg, bu kriz ittifak içinde dayanışma ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmelidir. Diyalog ve gerilimin düşürülmesi herkesin çıkarınadır değerlendirmesinde bulundu. Hafter milisleri Grant füzeleriyle saldırarak ateşkesi ihlal etti. Libya ordusu ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine bu gece füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi sözcüsü General Abdulhadi Drah yayınladığı sesli mesajında isyancı düşman güçleri bu gece ateşkesi ihlal ederek ordu birliklerimizin bulunduğu bölgelere 12'den fazla Grad füzesi ateşlemiştir. Hiçbir ölüm ve yaralanma olmamıştır dedi. Drah saldırının Sirte'nin batısında Libya ordu birliklerinin kontrolündeki 30 numaralı bölgenin yakınındaki Nahle kavşağında meydana geldiğini söyledi. Rusya, Kuzey Kutbu'nda 50 megatonluk çar bombasına ait test görüntülerini yayınladı. Nükleer bomba 30 Ekim 1961'de Arktik Okyanusu yakınlarındaki Severna Adası'nda patlatılmıştı. Rusya'nın nükleer enerji kurumu Rosatom, Kremlin tarafından neredeyse 60 yıldır gizli tutulan görüntüleri 20 Ağustos'ta kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutlamak için yayınladı. Çar bombanın Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü olduğu ifade edildi. Öte yandan patlama sonucunda mantar biçiminde yükselen bulut kütlesi 67 kilometre genişliğine yayıldığı ifade edildi. Patlamanın neden olduğu şok dalgaları 5 şiddetinde bir depreme neden olurken yayılan radyasyon Norveç'e kadar ulaştığı kaydedildi. Rus ordusu tarafından resmi olarak RDS-220 olarak adlandırılan çar bomba, şimdiye kadar yapılmış en büyük nükleer bomba özelliğini taşıyor ve ABD tarafından üretilen nükleer bombalarla rekabet etmek için Soğuk Savaş'ın zirvesinde geliştirilmişti. 1954'te Amerika Birleşik Devletleri, daha önceki nükleer bombalardan çok daha güçlü olacak şekilde tasarlanmış en büyük nükleer bombasını patlatmıştı. Castle Bravo olarak adlandırılan bomba, Marshall Adaları'nda 15 megatonluk bir güçle patladı.